Bak kardeşim, bir daha o hareketin aynısını yaptığın yanlış anda buradan kalkıp giderim. Elinizi yanlış yapıyorsun. Şuna giderim yani. Beyler, yanlış konuşuyorsun. Beyler, hürriyete geldik. Beyler, hürriyete geldik. Bak, şu sınırınızı bilin ya. Orada mısın? Büyümsün. Şu haddinizi bilin ya. Bak, büyümsün. Benim elbiseyi nasıl arkadaşlar, kardeşim. Allah da senin cezanı versin. Evet, böyle güzel bir açılış. Evet, böyle bir arkadaşlar. Tabii bu 5. yapışımız kamera kayda girmediği için. Denedik. Belki ilk potansiyeli verememiş olabiliriz. Buyurun Ferit Bey. Şey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Oynuyor mu, bu sen misin? Benim ama gerildim şu an. Ama çok Flash TV. Arkadaşlar biz sizi rahat zannediyorduk. YouTube kafası giydim. Alacak vardı, ben takım elbise çıkardım, siz takımla geldiniz. Ya tahsilata çıktık. Tahsilata çıktık, alacak vardı onun için. Gerçekten kendimi şu an şey hissediyorum. Bir tartışma programında arkadaşlar, bugünkü Türkiye'nin gündeminde sizlerle... Ya Ferit, İnsan bir teşekkür eder. Bak, smokin'i çektim gibi, bak görüyor musun dantelleri? Kendimi özel smokin'i hissediyorum. Smokin'i çektim, senin için geldim buraya, sen diyorsun arkadaşlar bu ne? Bir erkeğin. Ne buraya, şeyle mi geleyim? Tişörtle, renkli sporlu ayakkabıyla mı geleyim ben buraya şimdi yani? Nasıl yani? Allah'tan, evet. Ayakkabı tercihin de süpermiş gerçekten. Teşekkür ediyorum, gerçekten sağ olun. Gerçekten çok kaliteli giyinir. 6ix9ine, Trolls, Nicki Minaj, Feet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ne diyor? Ne? Sen deli mi deli? Onun fanıyım ben de, ondan bahsettim. Deli. Şey almış, giydirme almış bu arada. Tabii. Neyse. Bizim program başlamamıza gerek yok. Estağfurullah. Rica ederim, sizin yeriniz ya, sizin kanalınız. Yok, abi, sizin mecranınız zaten yok, burası. Ferit, çay var mı ya? Arkadaşlar halledelim. Öyle mi oluyor? Çok güzel hareket ama. Şey, sen kendini beyaz mı zannettin arkadaşlar, halledelim falan? Hayırdır? İleriye yatırım. Ben evet. Sizi de siz beni konuk almışsınız gibi. Yok, estağfurullah abi, olur mu? Gerçekten. Evet, ne kadar kazanıyorsun ayda? Evet. Bu, abi şişman gösteremeyeceğim. Hani ben kasıldım da çünkü. Artı 5 kilo ekliyoruz. Şurada benim tahta var yani, kasıldım. Gel. Artı 5 kilo abi ekliyoruz. Abi birazcık kısın onu be. Ya, tamam, kalori ayarı. 3 aylık spora başlıyoruz zaten. Size yardımcı olun. Buyurun açılın. Açabiliyor muyum? Tabii, aç kardeşim. Evet tabii, lütfen estağfurullah. Buyurun, sen kendi kanalını gibi aç. Estağfurullah. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Bugün yanımızda Kafalar grubu var. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Çok ciddisiniz de yok, o yüzden evet. Ben nasıl açacağımı da bilemedim. İyisin, her zaman. Gerçekten iyisin, o sizin vallahi yakışıklılığınız. İyisin, özellikle seni böyle görmek. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten abi, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyiz. Aynı şekilde koşturmaca. Eğitim ve öğretimin önemi sizin her zaman, tabii kesinlikle. Hürriyet dedin, çağırdın, bak takım elbiseyi çektik, geldik. Gerçekten, hiç daha önce sizi böyle gördük mü? Nadir. Nadir abi, galalarda, şey düğünlerde. Nişana giderken. Kına düğün, nişan organizasyonu için. Kına düğün, Erkan, sünnet, özyurt. Nişan, özyurt, müzik organizasyonundan bahsedeceğim. Evet. Bu arada bizi buraya Arslantaş Medya yapım evi getirdi. Teşekkür ederiz kendilerine. Valla teşekkür ediyoruz Arslantaş'a, Haluk Arslantaş bizim göz bebeğimiz. Sevgiler, sağ olsun. Selamlar kendisine de. Bugün sizlerle çıldıracağız. Çıldıralım abi. Çıldıralım abi, biz normal durmuyoruz. Kıyafetleriniz beni germiş olsa da gerçekten çıldıracağız. Yok, rahat ol, relax ol. Olabiliyoruz değil mi? Olabiliyoruz. Hayır, estağfurullah. Oldu mu? Fatih açtı şeyi. Sizin için dediler ki, bana dediler ki içerik hazırlamana gerek yok. Soru sormana gerek yok. Onlar üçü oturduğu zaman içeriği döndürüyorlar. İçerik hazırlamaya çalıştım da ben az önce abi. Onlar kendi kendilerine döndürdüler muhabbeti. Evet, sana bir şey diyeyim mi? Yalan bak, biz içerik üretmeyiz. Biz içeriğin kendisiyiz. Ay. Başlığı okay. Verdi. Gidebilir. Tamam. Tamam, kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ben ıslanma bak. Sen bize rahat ol dedin ya. Samimi olalım, rahat ol. Biz de senin arkadaşımız gibi, yani gerçek bir arkadaşımızla oturuyormuş gibi muhabbet edelim. Gerçek bir arkadaşın değil miyim? Aşağıda olduk. Rica zaten ederim. Az önce. Geldiğimiz gibi seninle arkadaş olduk. Teşekkür. O yüzden dedik ki arkadaşımızla sohbet edelim. Oğlum, çocuk ya dedi ya, beni önceden tanıyormuşsunuz gibi davranan dedi. Sen niye popülüyorsun? Niye benim bütün şu an motivasyonum, muhabbet. Ben çok seviyorum seni. Gerçekten. Gerçekten inşallah. Montajlıyoruz. Burası inanılmaz güzel bir kanal. Buradan yürürsün diye düşünüyorum. Zaten ben bu hürriyet mürriyet bu seni kaybetmesin de. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Bence nasıl ama alacağını biliyor. Samimi mi yoksa? Çok samimi ama çok, senin gözünde şey var. Ben şu hürriyetten bir yürüyeyim, sonra hürriyeti satar giderim bir şey var sende. Siz benim bence bugün son programım olarak. Bir de kesinlikle dışarıda program öncesinde dışarıda 5-10 dakika muhabbet etme şeyimiz oldu, fırsatımız oldu. Gerçekten o çok güzel bir insansın. Ben çok memnun kaldım. Rica ederim. Programda da inşallah memnun kalıp gideriz buradan. Bu samimi değildi işte, anladın mı bak? Değil mi ya, ben inanmak istedim. İnanmak istedim kendime. Ben bir şey demiyorum. Ya ben bakmadım yüzüne hani gülerim vallahi diye. Vallahi gerçekten çok samimiyim hani. Oyunculuk var değil mi hocam? Oyuncu tabii üst düzey. Brezilya'dan başlamak istiyorum. Evet, başla babacığım. Evet.
abi işte Brezilya'daydınız, geldiniz karantina falan da Brezilya'da ne oldu abi? Niye gittiniz orada, ne yaptınız? O çok kısa dinleyebilir miyim? Fatih anlatsın. Abi Brezilya'da bizim bir dijital medya platformuna içerik üretmek için 5 bölümlük bir dizi tarzında 5 bölümlük bir program çektik. Daha sonrasında orada bu pandemi süreci o kadar konuşulmuyordu yani biz gittiğimiz dönemlerde. O kadar böyle ciddi alınan bir şey değildi. Biz gittik bir hafta sonra bir baktık herkes dükkanlarını kapatmış, herkes maske takmış. Sanki rüyadaymışız gibi, böyle bir simülasyonun içindeymişiz gibi. Dedik ki ne yapacağız, nasıl döneceğiz? Artık böyle konuma Talat Paşa bizim oturduğumuz yer. Onu keselim. Ne kadar uzaktayız diye. Paşa diye kalsın. Nişantaşı diye. Yandex'ten bakıyoruz ne kadar uzaktayız, nasıl dönebiliriz? Bir tane arkadaşımız var Arjantin'de, diyor ki gemiyle dönelim. Hani bir ay da olsa dururuz falan. Gemiyle Ulus de 13 uzak gün. Şimdi yani. Evet. Ulus uzak bir yer yani. Ulus uzak abi. Evet, şimdi Brezilya Ariel de Juda'dan Ulus'a 13 gün. Evet. Gemiyle. Nasıl geçti? Abi biraz korkutucuydu. Çünkü bir ara böyle dediler ki gettolar ele geçirecekler. Çünkü işte buranın devlet başkanı biraz sıkıntılı falan. Abi biz anlamadık yani. Biz çünkü sürekli böyle bir değişik dilde konuşuyorlar. Kimse İngilizce bilmiyor. Zaten Türkçe desen yine... Portekizce konuşuyorlar Portekizce. Orada. Birkaç Portekizce verebilir misin Ferit'e? Var mı öyle bir imkanımız? Tabii, tabii ki de. Portekizceyi biz 3 ay boyunca karantinada... Tamam, zaman kazandırma kendine. Söyle iki kaç tane. Tudu be. Tudu be. Tudu be. İlk hangi, ilk ne öğrendi Portekizce'de? Açık olabilir. Rahat ol. Obrigado. Ne demek istedim? Obrigado. Obrigado. Teşekkürler. Çok obrigado. Teşekkürler. Teşekkürler. Quantos real? Quantos real? Kaç para? Kaç para? Obrigado. Sana sormadım. Hani, teşekkürler. Çok güzelsin falan gibi. Muchos gracias. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Çok güzel. Muito bom. Bayağı çözüp gelmiş. Yok öyle değil Bilal. Şöyle. Muito bom. Çok güzel. Muito bom. Çok güzel. Çok güzel. Kaç kişiye muito bom dediniz? Abi. Yaklaşık 20 tane hanımefendiye muito bom. Çok güzel dedik biz. Dedik abi. Korona vardı. Çok diyemedik. İlk gittiğimiz bir hafta çok korona etkisi yoktu. Güzel takıldık. Eğlendik. Gezdik, tozduk. Ama sonra koronadan dolayı çok çıkamadık yani, evde evet kaldık. Ama bizim için değişik ve güzel bir tecrübe oldu. 3 kişi miydiniz evde? Yok, 7 kişiydik. Kişi, ekip yedi olarak, erkek. Çekim ha olarak 7 erkektik. Erkekleri belirteyim buradan 7 erkek olduğumuzu. Biz her gün yemeğimizi kendimiz yaptık. Ciddi anlamda çok şey kattı kendimize. Kendimize kattı çok şeyi. Ama güzeldi yani. Zorluklarla da karşılaşmadık değil. Karşılaştık. Bizim bir arkadaşımız vardı, yönetmen arkadaşımız. Alman kendisi. Luey. Tırnak içinde yönetmen. Yönetmen Alman. Ona buradan selamlarını söylüyoruz. O bir ara bir hastalandı. Böyle bir odaya giriyor falan, yatıyor. Biz evet dedik ya koran oldu bu kesin. Ama haliyle hiç çıkmıyor. Bütün belirtiler var. Evet. Ve biz de full dezenfektanla gitmeye başladık eve artık. Yani çocukla görüşmüyoruz falan. Meğerse evet iş yapmak istemiyormuş. Haliyle dedik ki beyler biz de koran olduk kesin. Dikkat etmemiz nasıl lazım. Nasıl yapacağız? Uçağa binsen gelemiyorsun. Şimdi ailen de Türkiye'de. Atlayıp gelemiyorsun falan. Onun stresi, sıkıntısı, şu bu falan. Neyse Lüey'i hastaneye götürdük. Orada bir tane hanımefendi, hemşire. Doktor yok, hemşire var. Hemşire, kadın. Demiş ki biz no no Türklere bakmıyoruz. No no değil de. Türklere bakmıyoruz değil. Şey diyor. Ben bakamam diyor, doktor yok diyor. Ben bakamam diyor, doktor yok diyor. Yolluyor Lüey'i. Tabii bu hemen arkaya gidiyor oradaki kadın. Şeyi arıyor. Bir de orası köy. Ariel de Juda bir köy. Bölge. Küçük. WhatsApp grupları var. Biz Türkiye'de nasıl fenomensek Ariel de Juda'da 3 ay boyunca fenomendik. Ve Ariel de Juda'da bizi tanımayan yoktur yani. Yolda gidiyoruz mesela bize şöyle yapıyor. Kafeler. Selam. Bizi adımızı koronalı diye çıkardılar burada Brezilya'da. Burada Türkler var, koronalar diyorlar. Evimize iki günde bir temizlikçiler geliyordu. Evimize iki günde bir temizlikçiler geliyordu. 7 erkek olunca haliyle bir evimiz pisleniyordu. Daha temizlikçiler de gelmeye başladı. Ev vermiyorlar. Büyük bir ırkçılığa maruz kaldık. Neler yaşamışız arkadaşlar? Biz de orada oh rahat rahat. Biz hani ya insanlara böyle biraz daha acındırmak istemedik kendimizi. Ama çok ciddi çok öksürüyor şey. Öksürüyor ama. Çok aldım onu. Ferit, çok o vibe'ı aldım. Çok zor bir şey çektik orada ama. Oldu bitti gitti ya. Onu ben çok hatırlamıyorum. Ama çok dönmek güzel bir deneyimdi. Çok, dönüş bizi çok mutlu etti. Çok iyi bir deneyimdi. Ben hatta küçük bir not defterim var. 3 ayın her gününü not aldım. Onu her story, anını story not aldım. Senin ilk söylediğin samimi almıştım ya. Beni dürttü ve dolayısıyla ben her söylediğinden kuşku duymaya başladım. Yok olabilir. O normal. Herkes kuşku duyuyor. Anlayamadım. Onu bir evet, yıkamadım. Adam Eser Yenenler'i trollüyor. Hani anladın evet, mı? Evet. Yani sen de bekle yani beni troller diye. Ciddiyim. Kaç yıl oldu? Sormak istiyorum. Abi 5 yıl oldu şu an ya. 6 yıl oldu. 5 yıl. Tanışalı. 5 yıl bir iş yapıyoruz. 6 yıl oldu tanışalı. 5 yıldır beraber iş yapıyoruz. Bu mecra da aslında biraz da
kendinizi anlatacağınız bir mecra olacağı için sorular sormak istiyorum. 5-6 yıldır bir 3 kişi var, 3 arkadaş var, 3 erkek arkadaş var. Nasıl, ya tamam tartışıyorsunuzdur illaki, ben işte aranız açılmıyor falan girmek istemiyorum ama sürdürülebilirliği nasıl devam ediyorsunuz kendi özel ilişkinizde? Çünkü iş hayatınız da aynı zamanda işte fenomensiniz de şusunuz busunuz. Nasıl? Ben bunu şöyle söyleyeyim sana. Biz artık yürek olarak, hani gönül olarak kendisini çok iyi tanıyan 3 arkadaşız. Ve birbirimizden bu konuda çok razıyız. Ben o adamın içinde, o kötü, özünde nasıl birisi olduğunu, Fatih'in nasıl birisi olduğunu biliyorum. Abi o kötü huyları artık daha espriye çevirmiş durumdayız. Üçümüzün de çok kötü huyları var. Bunları da kabul ettik. Özümüzde iyi olduğumuzu ama bu kötü huylarımızdan da vazgeçemediğimizi düşünüyoruz. Onlarla yaşıyoruz. Hani tartışıyoruz. Ben Fatih'e bir dakika önce bağırıyorum, çağırıyorum. Bir dakika sonra birisi geliyor şey yapıyor. Abi yapmayın ne oluyor oğlum? Biz şakaya falan sarılıyoruz. Yeni çalışmaya başlayanlar çok korkuyor zaten. Biz böyle kamera arkasında çok fazla tartışıyoruz. Çünkü video bizim için gerçekten çok önemli. Biz mesela bir anda böyle tartışmaya başladık. Arkadaşımızın kız arkadaşı gelmişti ilk defa bizi izlemeye. Bunlar ne yapıyorlar? Bunları ayırsanıza falan. Kız yere o kadar oturdu şey şöyle ağlıyordu yani. Falan diye. Biz dedik ki biz enerjimizi atıyoruz sakın korkma. Şey yapma falan yaptık. Sakinleşiriz. Hiç yani ayrılma kaygısı. Fiziksel olarak bir şey olmadı ama şiddetli tabii tartışmalarımız oluyor. Fiziksel olarak bunu ilk defa burada söylüyorum. Fatih'den bir tane tokat yedim. Ben bir tokat atmıştım Atak'a. Evet. Ama da kendine gelsin diye. Ama evet. Üstüme geliyor çok sinirli böyle. Sabah kalktıkta yani en kötü huyunu söyleyeyim ben hatta. Sabah kalktığında yemek yememişse dünyanın en sinirli adamı oluyor. Öfkesiyle üstüme doğru geliyordu böyle. Ne oldu diyorum. Diyor ki niye buraları toplamadılar? Diyorum ki bana sorma. Hani ben bu sorunun cevabını verebilecek kişi değilim. Başkalarına sor. Niye toplamadılar? Ya ben bana niye soruyorsun? Git başkasına. Ben ona niye bana soruyorsun diye sorduğum için hani sanki ona ego yapıyormuşum gibi üzerime yürüdü böyle. Dedim kendine gel. Ama iyi vurdu. Böyle yaptı. Vurdu şöyle bir kendime bir geldim. Ben harbiden ne yapıyorum ya? İyi büyümedi olay ondan sonra. Yok dedi. 3 gün küstüm. Göreceksin sen dedi. 3 gün küstüm. Sabah biz kalktığımızda Atakan'la hiç diyalog girmeden önce şunu sorarız. Aç mısın? Hani açsan ona göre yani. Yoksa o da artık alıştı. Ben açım diyor. Kanka ben açtığımı atayım. Ayrılma kaygısı yaşamadınız mı? Falan yapıyorum. Ayrılma kaygısı. Abi şöyle Atakan bir video çekmek istemiş arkadaşlarımızla beraber. Psikolojik kışkırtma videosu çekiyor. Ve biz hayatımızda ilk defa böyle bir tartışma yapıyoruz. Çünkü daha önce hiçbir öyle bir şeyin söz yani gündeme getirmedik. Bu ciddi böyle yıpratacak bir durum. İşte ne olursa olsun psikolojik olarak rahatsız olursun bu durumdan. Ama Atakan bunu bize psikolojik kışkırtmada ilk defa masaya yatırdı. Ve yani biz bunu hiçbir zaman konuşmak istemezdik. Bir de şöyle bir şey var. Çok özür diliyorum sözünü kesiyorum. İnsanlar bize şunu söylüyor mesela. Mesela biz yorum atıyor. Ha siz para kazanılıyor. İlla ki para giren yere bir bokluk girer hesabı bir şey muhabbet var ya. Çok özür diliyorum. Küfür ettim ama. Hiç önemli. İnsanlardan aldığımız böyle aslında bizim hiçbir şekilde onlardan etkilenmediğimiz ve dedikleri şeyleri ciddiye olumsuz yönde dedikleri şeyi ciddiye almadığım şey biz o videoda yaptım. Hatta Fatih'le bir psikolojik kışkırtma yapmıştık. Videoda şey diyorum. Sizin cebinizdeki parayı ben veriyorum. Siz bugün buradaysanız benim sayemde buradasınız. Kanalın en komiği benim. Kanalda benim hakkım. Ne yapıyorsanız yapın defolun gidin evime. En çok şey zor. Oturduğun ev altındaki araba benim anahtarlarımdan. Böyle bir video çekelim. Böyle bir video çekeyim dedim. Yani şey yapayım dedim. Ama emin olun hani insanların beklediğinden daha farklı tepki verdiler. Bu yüzden kapanalım. Yani normal şartlarda bir tane adam çıkar karşı sen kimsin der döver Atakan'ı. Ama Atakan bizim kardeşimiz yani. Şimdi benim kardeşim bana ne kadar kötü laf söylese de ben onu atıp bırakamıyorum yani. Evet orada Fatih'le Bilal'in verdiği tepkiler çok hoşuma gitti. Ben de çok orada bir anlık böyle anlık bir flash gözümden geçti dedim. Şu arsalara gidip ne yapabilirim diye böyle. Oraya bir plato mu kursam bıraksam mı bir ama şey, bana dediler diye. Ki sen hasta mısın rahatsız mısın yardımcı olalım sana dediler. Orada bile öyle bir durumda bile. Şimdi kitlenizin olması değil de kafalar dediğiniz zaman işte YouTube'u bugün sokaktaki geçen işte YouTube'la alakası olan insan ve kafalar deyince bir şeyler canlanabiliyor. Siz bunu sağladınız yıllar içerisinde. Ama bugün artık herkes kanal kuruyor, bir şey yapıyor vesaire. Siz aslında burada görüş bildirebilecek bir figürsünüz diye düşünüyorum bu alanda. Yani neler oluyor, neler bitiyor diye. İnsanlar ne noktada sizce? Siz böyle bakıyorsunuz, yeni gelenler, başarıya ulaşmış kişilerdi. Ben burada hedef gösterin demiyorum da siz nasıl değerlendiriyorsunuz kafalar olarak? Nereye gidiyor dijital? Herkes artık kanıksadı mı bu işi? Çünkü siz 5 yıl önce kendinizi belki daha zor anlatıyordunuz. Şimdi daha rahat anlatacaksınız. Dinlemek istiyorum. Ya dijital hep yeni bir şey katıyor hayatımıza. İşte Vine'la başladı. Aslında Twitter ama tabii. Görsel olarak Vine'la başladı.
7 saniyelik kısa videolarla başladı. Biz Vine menşeili fenomenleriz. Vine'la başladık. Biz Vine'dan çıktık yani. Sonra Instagram'a attık kendimizi 1 dakikalık videolarla. O da yetmedi. Sonra YouTube'a geçtik. Böyle devam etti yol ama hep her sene mizahın trendi değişti. Şimdi TikTok girdi işte. Dublaj yapıyorlar, işte dans ediyorlar. İşte ne bileyim ya da cringe oluyorlar. Bilerek cringe oluyorlar. Komik olmaya çalışıyorlar. Yani ben bunun sonunun gelmeyeceğini, sürekli değişerek ve gelişerek ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve biz kafalar olarak her zaman bir şeyin ucundan tutup orada olacağız yani. Ve hani bir şeye ayak uydurma konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz. Hemen adapte olabilir. Bence bizi kesinlikle farklı kılan da bu. Hani bir şeyi hemen yakalayıp ona adapte bir oluyoruz. İçeriklerimiz genel olarak diğer YouTuber arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza nazaran daha özgün. Biz böyle bulup da çekelim olmuyor bizde. Neyi iyi yapıyorsunuz abi? Biz özgün içerik üretiyoruz abi. Ne demek abi özgün içerik? Yani daha önce çekilmemiş bir konsepti kendi aramızda tartışıp bulup piyasaya sürüyoruz ve insanların beğenmesini sağlıyoruz. Çünkü bizim ürettiğimiz içeriklerin hepsi hemen hemen böyle film gibi ya da bir yarışma programı gibi. Sürdürülebilirliği çok fazla. Biz şu anda hiçbir içerik çekmesek bile yaklaşık bizim bulmuş olduğumuz 12 tane konsept var. Yani insanlar sadece onların ismini kullanarak bile bizi canlı tutuyorlar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum zaten. Ama onlar bu emeğin farkındalar. İnşallah daha çok farkında olurlar. Benim sosyal medyada en büyük korktuğum şey siber zorbalık. Onun dışında isteyen istediği şekilde utanç verici şeyler de yapabilir. O onun hayatı nasıl evet istiyorsa. Yani ahlak sınırları çerçevesi içerisinde. Evet. Yapabilir bence. Ama siber zorbalık kesinlikle hiç kabul edemediğim bir şey. Ben zamanında da böyle çok böyle üzerime gelmişlerdi. Burnun yamuk, işte asfalta mı sürttüm falan filan. Ama inanılmaz. Takılıyor musunuz? Ama sürtmüştü. Ben çok yani altına ilk defa girdiğimde yani sosyal medyaya ama. Yani ilk defa girmiştim. Ve ona çok takılmışlardı. Ben utanıyordum suratımdan aynaya bakınca. Yani ciddi anlamda psikolojimi zedeledi. Zayıftın ha bu arada ben az önce. Zayıftım, çok zayıftım abi. Yani ben öyle dedim ama yoksa. Yok yok zayıftım. Yani suratıma bakınca utanıyordum ama. Yani böyle çünkü burnundan insanlar böyle, dolayı burnunuzu asfalta mı sürttün? Fatih'in burnu sonra çok kötüydü ama çok, ya. Abi şu kenara bir yere koysana. Girmiyor değil mi? Bulabilirsen koy da insanlar şey yapmasın. Bu şu an benim dediğim. Normalde insanlar yazınca siber zorbalığa giriyor. Ben DM atsam sana. Bu burunla kamera karşısında nasıl görüyorsun? Kullan abi. Burnu da kullanabilir. Koysun mu bir fotoğraf? İnsanlar merak ediyor. Nasıl atarım abi. Abi siber zorbalık şu. Adam sana şey yazıyor, bu burunla kamera karşısına nasıl çıkıyorsun? Böyle çıkıyorum aynen bu şekilde. Yani. Ama bende özgüven o zamanlar da yoktu. Daha yeni başlamıştım yani. Şu an ne durumdasınız? Şu an ben istediği yerime sağlasın. Çok takmıyoruz, yani birazcık Atakan takıyor. Ne? Biraz hiç takıyor. Alakası yok. Ama duygusal bir altın ben var sende. Ben hiçbir şekilde eleştirileri alırım. O ayrı bir konu. Eleştiriyi almak da lazım. Ama biri gelmiş benim tipime yamuk şumuk demiş. Umurumda değil. Ama ilk, yani gerçekten ilk girdiğin dönemi değil düşün. O zamanlar takmaz mıydın sence? Neyi? İlk sosyal medyaya adım attın. Bir kamera karşısına geçtin, bir fotoğraf çektin, attın. Binlerce insan gördü. Altına şey yazdılar. Atakan sen bu tiple nasıl kamera koydun? Hala yazıyorlar ki. Yüzde kaçını okuyorsunuz? Yo hala yazıyorlar ki. Kim? Yorumların yüzde kaçını okuyorsunuz? Bakıyor musunuz? Ya neredeyse %60'ını diyelim. Şöyle abi bir şey var. Yalan olmuş. Yani artık göz alışmış tamam mı? Mesela insanların ne yorum attığı, ne DM attığı. Şöyle şöyle geçiyoruz mesela. Dikkatimizi çeken bir yerde aniden o parmak duruyor. Artık reflekse geçmiş yani o. Niye göz duruyor mesela? O dikkatini ne çekiyor? Tak, belki bir kız resmi vardır bu. Orada o kızı yakaladı tak hemen. Aranızdan biri ayrılacak olsa ilk kim alır? Ben olurum herhalde. Bence de. Ya evet. Bilal beni düşündüğü içinden bence. Yok ben olurum. Kanaldan ayrılacak olsa. Hayır ayrılmam ama hani birisi olsa. Ayrılır. Onlar bir şey diyeyim. Niye biliyor musun? Bak niye biliyor musun? Benim bunu her yerde söylerim yani hani ketçap mayonez gibi yani bu harika ketçap, ikiler. Ketçap mayonez hardal harika ikiler. Ne alakası var? Ben hayır okey de ben sonuçta onlar ikiliydi ve sonradan girdim. Evet biz çok iyi bir üçlüyüz ama ben onları hem yapıyor, yaş olarak. Şarkı çıkartıyor ya sürekli. Beyler be yapıyor. Büyük bomba İyi para kazanıyor ya şarkıdan. Büyük bomba patlattı. Hayır bu soruyu bir önceden bana sor, söyleysen sor bu soruyu hayır, da. Hayır ben burada şey şarkıdan gelenleri üçümüz paylaşacağız artık. Canın sağ olsun. Fazla para kazanmaya başladım değişti. Evet, evet. Ben onlara ben onlar ayrılmasın da ben gideyim yani onlara kıyamam ya anladın mı? Hani gerçekten bir cinlik var gibi sezdim şu an senin. Yok. Tamamıyla temiz ve saf duygularla söylüyorum. Bilal en dürüstümüz ve saf duygularla söylüyorum. Temiz duygularla yani bir şey oldu da dedi ki birileri ayrılmak zorundasınız. Bir şey olacak. Hani kendimi feda ederim. 10 milyon TL. Kaç lira ederi? Ay. Ona sığınarak. Ederim yani. Bu soruda sorulmaz. Reis, seni kaybetmek istemiyorum. Rica dedik de yeter yani. Seni kaybetmek istemem. Yok yok hayır. Ama öyle konuştun, bombayı patlattın, bu haberin başlığını biliyor musun? Bilal ya. Ben ayrılırım.
Kafalar ya, grubundan şok ayrıldı. Hayır ben ayrılmam. Hani bir şey olursa, hani bir şey abi, bir şey olursa. Başlık yazılıyor. Ya zaten full dağılırız da yani büyük ihtimal de. Abi bizim ekip dağılırsa öyle söyleyeyim. Dağılır. Aynen gibi. Full dağılırız yani. İki Fatih... kişi kalır, bir kişi kalır değil. Biz aynen. Tamamen yine dağılırız. Yine büyük konuşmayalım da. Da. Aynen. Aman yani biz burada ayrılık şeyi de vermiş olmayalım. Ya neden biliyor musun abi? Aynı saat gibi düşün. Ciddi söylüyorum. Bu örneği belki çok kişi veriyordur ama. Klişedir belki ama gerçekten biz öyleyiz. Bir saat gibi. Herkesin bir görevi var kafalarda. Birimiz pili, birimiz akrebi, birimiz yelkovanı temsil ediyoruz. Şimdi onlardan birini çıkarsan saati bulamazsın. Yani denge yani bozulmuş. O İleride yüzden... bir evlilik olursa iş etkilenir mi sizce? Ben etkileneceğini düşündüğüm için evlenmiyorum. Ben de evlenmiyorum. Çok etkileneceğini düşünüyorum ama... Nereye kadar? Nereye kadar? Ama tabii böyle Marie yengemiz bize Belarus'tan bir... Ne diyorsun? Bir şaka yaptım. Artık. Artık ha? Evlilik önemli bir mertebe ama tabii ki de bu ciddi bir mertebe. Yani bunda sorumluluk işte çocuk karışacak haliyle örnek veriyorum ben evlendim. Benim çocuğum Fatih'le Bilal'in de çocuğu olacak aynı kesinlikle zamanda. Kesinlikle. Allah korusun. Yani geleceğe dair o açıdan mesela sevgi açısından en önemlisi sevgi açısından ve sağlıklı büyüme açısından dikkat etmek önemli. Bize çalışacak kişinin de evli olmaması gerekiyor bence ya. Biz yani ekip olarak böyle gidiyor sağa sola evet. Hani böyle ciddi anlamda. Ben ilk önce şunu düşündüm. Gerçekten evlenmek çok üzüldüm. Beni evlendi zannediyorlar şu an. Hangisi daha yakın evliliğe? Evliliğe şu an en yakın atakan. Çünkü her akşam bana gelip ben evleneceğim diyor. Ben çocuk çok seviyorum. Çocuk çok seviyormuş. Yani bebeklere bayılıyorum yani. Ve ben bir bebeğim olsun isterim yeğenin yani. Yeğenin var sev işte tutuyorlar. Tabii ki de seviyorum ama şimdi... Diyorum baba ki olmak istiyor. Evet. Ya evet bir çocuk seviyorum ya. O benim ama tabii evleneceğim anlamına gelmiyor. Ki öyle bir şey düşünmüyorum şu an. Kesinlikle. Hiç birinizin evlilik kararında diğer iki kişiye sorup onayı olmasa böyle bir etkilenir misiniz yoksa önemli değil. Etkilenirim. Yani. Bak bu evlilik için değil. Herhangi bir kararında o ikisinin tereddütü veya hatta şiddetli bir şekilde karşı çıkması olursa ben onu yapmam vazgeçerim. Ya bunu açık açık söyleyeyim ben. Biz birbirimizin ilişkilerine de bazen müdahale edebiliyoruz yani. Böyle yani. Rahatsız olduğumuz konular. Çünkü bir ömrüm geçiyor benim Atakan'la Bilal'le. Onlar benim öz kardeşlerim gibiler yani. Gibiler de fazla yani. Ama burada kötü yengeyi oynamıyor tabii arkadaşlar. Hayır kötü değil. Biz orada her zaman şunu düşünüyoruz. Tabii ki o onun seçimi. Yani benim seçimim ya da Bilal'in seçimi ama orada bir yanlış görüyorsak sence böyle bir durum var mı? Gel bunu bir tartışalım diyoruz. Aramızda evet. Bir istişare yapıyoruz. O yine kendi kararını veriyor. Kimse onu zorlamıyor. Biz hiçbir zaman yanımıza gelene gelin gibi davranmadık. Biz arkadaşımız gibi davrandık. Çok kişi geldi mi yanınıza? Bilmiyoruz. Abi sen o konulara girme bak başımızı tamam. Yakacağız. Şimdi challenge testine geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Diyelim kariyeriniz öyle bir şekillendi ki üçünüzün ayrı kulvarlarda ama kafalar projesinden de daha hit büyüyeceği bambaşka bir dünya. Ama kafalar grubu artık olmayacak o noktada. Yeniden siz kafaları devam etmek ister misiniz? Yani YouTube'da hayatınız size ne getirirse getirsin ayrılsanız yani iş olarak ayrılsanız o YouTube kanalı devam etsin ve fırsat buluruz biz her türlü. Biz mutlaka o yapı devam eder. Biz buna veda etmek istemiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Fatih'le Bilal'le olan arkadaşlığım benim. Biz her cuma saat 18'de video atarız. Fatih'le Bilal'le olan arkadaşlığım cuma 18'den itibaren başlayan bir arkadaşlık değil. Yani özünde abimdir, kardeşimdir. Yani her şeyim benim bütün hayatım demek. Gülüyorum bir kere, eğleniyorum yani ben bu adamla. Benim esprilerime gülüyorlar. Beni bazen her durumda anlıyorlar. Yani ayağım taşa takılsa gelip ilk yardıma koşacak kişi bunlar. Yani ben tabii ki iş haricinde neden takılmak istemiyorum ki bunlarla? Hani işi bir köşeye koydum, bunlar ayrı yani benim için. Yani bizde şöyle bir şey var. Bazen ben... Sadece ben değil, hepimiz bak, böyle şeklinde açlıktan öleyim, yine hani beraber olmak isterim yani tabii ki de. Maddi olarak değil de... Romantiksiniz hani, ya gerçekten. Şöyle, yok evet, ama şöyle ciddiyim yani. Tam ona söylüyorum hani yani. Aşkta her şey vardır ya böyle sevgi, nefret, ufak falan. Şehvet. Bizde hepsi var. Ben evet. Arada ona uyuz oluyorum. Vibe alıyorum size. O evet. Bana uyuz oluyor işte sinirleniyor bana nasıl ama o, bazen böyle şey arada bir sarılıyorum. O en tehlikelisi o zaten. Mesela atıyorum benle Bilal kavga etti, Atakan arada. En tehlikeli durumda olan adam o.
Ya o ikimizi de çözecek, ya ikimizi de arada olmak istemezsin, emin ol ya. Ben tedirgin oluyorum. Şimdi hissediyorum, tamam mı? Yarım saat öncesinde. Aa diyorum, kesin bunlar kavga edecek. Çünkü göz bakışlarından Fatih şöyle yapıyor mesela. Bilal'e bakıyorum şimdi. O da farklı bir kafalarda. Diyorum ki yarım saat sonra burada kavga olacak diyor. Evet. Kendi içimde. Ve ben araya giriyorum o böyle. O arada kalmak çok kötü. Örnek veriyorum, ben edecekken Fatih araya giriyor. Onu şey yapabiliyoruz yani. Ama büyük sıkıntı. Yani şu var yani. Bir son bir şey söyleyeyim sana. Ama şu var. Hani niye ayrılamam biliyor musun? Yani 5 yıl verdik, 6. yıl mı? 5 iş olarak. Gerçekten ben böyle gözleriyle anlaşabiliyorum onlarla. Hadi lan sen de yalan söyleme. Burgumu taktın. Gerçekten ben hani gerçekten bir 5 yıl daha vermem lazım ki onlar gibi arkadaşlar bulayım, anladın mı? Yani evet. Hani o yüzden onları çok kaybetmek hiç istemem yani. Bu şeyi değiştirsek gerçekten ağlama bir kadına, sakın. Bir kadının bir erkeğe. Evet, gerçekten ben öyle hissediyorum onlara karşı. Güzel samimi duygular bunlar ya. Evet, o vay evet. İzleyiciler de alacaklardır. Challenge'a geçiyorum. Challenge tamam testimizdeki ilk bölüm. En sinirli. Bilal. Bilal. Ne oldu? Bilal ben. En sinirli Bilal. Ben de sinirliyim ama en sinirlim zor. En saf. En saf Atakan. Hayır değil. En saf. En saf. Salak olarak mı, saf olarak mı? Ya öyle bir açık. Ama saf demeyelim. Tamam, salak bak, saf değil. Saf, en saf mı, salak mı? Salak, salak demeyelim. Salak. Abi, aramızda en saf bence Bilal. Bak saf. Yok lan, deli misin? Salak olarak bakarsak şunu konuşalım. Ben Bilal'in asla saf olduğunu düşünmüyorum. Bilal salak çok açık. Ben soramam abi, burada da siz kendi içinize cevaplayın. Şöyle safı şöyle bak. En saf hani kim? Açık gözlü sen. Değil, cin gözlü tamam, değil saf, mi? Saf. O zaman Atakan. Saf Atakan mı? Atakan abi. Açık gözlü değilsin Atakan. Sence. Ne alaka saf. Değilim ya? Değilsin. Ben... Yok değilsin ya. Saf abi. FIFA oynarken pası nereye atabileceğini tahmin edebiliyorum. Kışkırtma başladı. Saf saf. En çok para harcayan. En çok para harcayan Bilal. Ben. Net. Niye göre bunu dediniz? Abi en çok, çok onda var. Harcıyorum abi ya. En çok. Yok en çok onda var. En az bende var. En az kimde var? Bende. Bak para eşit kazanıyoruz. En az para bende var. Kim para harcıyor en fazla para? Bilal'in kıyafet konusunda mükemmel bir bütçe ayırmış kendine. Aylık bir bütçe ayırıyor. Çok para harcıyor. Kıyafete çok para harcıyor. Motor aldım. Bir gün geliyor ev aldım. Bir gün geliyor ev aldım abi mı? Dükkanı açtım. Ya oğlum biz ne yapıyoruz? Dükkanı krediyle açtım. Abi, burada şimdi benim şey yapma. Ya, abi, şunu söyleyeceğim sana bak. Şunu söyleyeceğim. Her gün ama bir ben, şey alıyor. Ne evet, anlamadım. Ben evet 27 yaşıma kadar. Azıcık da bize ver. 27 yaşıma kadar çok. Kardeş o da la. 27 yaşıma kadar çok zor bir hayat yaşadım. Hani maddi olarak. Ya. Yok ciddiyim ya, ciddiyim. Bu ciddiyim. Zor dedim yani. Memleketten uzakta gurbetteyim. Tek başıma İstanbul'da yaşıyorum. Maddi olarak çok iyi bir durumum yok. Hep böyle son dakikaya yetiştirirsin yani. O civardaydı yani. Kirayı, faturayı... Kirası bir evde oturuyordu abi. O da rezidanslı yani. Onu da hatırladığımız. 500 lira kirası vardı ama. 500 bin. Yani neyse önemli değil. Şu avantajım vardı. Burslarım vardı. Yani öğrenciyken burslarım vardı. Çok iyi iddia oynuyordum ben. Anladın mı? Harika iddia oynardım ben yani. Oradan... Devam ediyor ama yok. Etmiyor. Bıraktım. Ama son 3 yılda daha iyi para kazandık. Yani hayatımda 27 yıl boyunca elde edemediğim şeyleri edebilecek konuma geldim. Ve bu o yaşıma bir daha gelmeyeceğim. Güzel bir şey. Evet, o yaşıma bir daha gelmeyeceğim, anladın mı? Bu yaşlara gelmeyeceğim. O yüzden hani bu parayı tutayım da benim 30 yıl sonra benim evladım... Hayır onu yesin ya, ben yiyeceğim ya. Anladın mı? Hani tabii ona da bakacağım da... Ben dedeme çok küfür ediyorum. Senin torun da sana küfür edecek. Etsin baba, ben parayı yiyeyim de. Yani tamam tabii ki de iş yapacağım ama... canım istediğinde kalkıp Amsterdam'a gidecek durumum varsa, param varsa, atıyorum Amerika'ya gidecek durumum varsa giderim. Telefondan bir şey gördüm, çok güzel bir kıyafet alabilecek durumum varsa, Allah'a şükür var, alırım yani, anladın mı? Şunu var da almayayım zamanı demiyorum namazdı. Yani. Evet abi, bence harcamalısın. Olay bu. Varken yiyeceksin. En az yiyen. En sorumsuz. En sorumsuz... Fatih. Aa. Siz bana demediniz mi? Ben öyle bir şey demeyeceğim sana diye. Anlaşmış. Yani Fatih daha bir ağır bastı. Sorumsuz bir şey F harfi geldi. Bir şey diyeceğim. O sorduğunda 3, 2, 1 diyoruz. Aynı anda söylüyoruz, tamam mı? Tamam aynen. Düşünmeyelim. Şöyle düşünmeyelim. Sorumsuzu şöyle yapalım abi. Sen kimi diyor? Ben en sorumsuzu kendime verdim. Kabul etti zaten. Ha, okay. Hani sorumluluk kısmında neyi kattığını ben merak ediyorum. Hangi işleri kattığını merak ediyorum. Mesela YouTube kanalına video yükleme. Kapak fotoğraflarını tasarlama. Başlık. Ama oğlum sorumluluk bak. Ya. Hayatın geneli bu. Hayatın geneline baktığımız zaman. Genel bir çerçevede. Genel çerçevede. Mesela spora gitmemem benim bir sorumluluğum. Ya şu YouTube'a video yüklemeyi bir öğrenelim ya. Her yerde bir gözümüze sokuyor. Yok, o değil.
Onun dışında bir sürü sorumsuzluğu var, o yüzden söylüyorum. Tamam. Bu sorumsuzluk değil ama bu başka bir şey. YouTube'a video yüklemeyi bilmemek. Mesela bilmemek o, hayır. Yani. Sorumluluğunun olduğu yerler var. Mesela atıyorum sana video çekeceğiz beraber. Ya onu siz mi şey yapıyorsunuz? Ekip yok mu YouTube'a göre? Hayır canım, hepimizin kendine ekibimiz var. Aha. Ama o ekiple ilgilenmek için adam her hafta bir videonun koordinatörü var. Ben patronum ya, ne iş, onunla mı uğraşacağım? Estağfurullah, öyle bir şey yok. Biz çalışma arkadaşlarımızla patron... Başında duracaksın abi. Başında duracaksın. Sorumsuz benim. Aynı anda cevaplayacaksın değil mi? Soruyorum. 3-2-1 diyeceğiz aynı anda. 3-2-1 diyoruz. En komik. En komik Atakan. Fatih. Atakan. Ben Fatih diyorum. Bana Atakan geliyor. Bana da Atakan geliyor. Ya. Abi, üçümüz şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ben 25 yaşındayım. Geçen story attım hatta. Bilal Hancı bir hareket yaptı. Ömrü hayatımda belki böyle kahkaha attığım 3 anlardan bir tanesi de odur mesela. Çok güldüm. Çok gülüyorum. Ama şöyle ya, en komik derken, en komik derken hep gerçekten hepimizin kendine has böyle bir mizahı ve renkli kişiliği var. Yani zaten farklı, bizi birbirinden farklı. Bizi ben buraya de, getiren buydu yani. Ben de Fatih deme sebebim aynaya bakana kadar Fatih. İşte biz buna bu komediyi verdik. Tipi komik. Zamanında verdik biz komediyi. Tipi donuk suratı var. Eyvallah, ya. Komik. Eyvallah hocam, sağ ol. Allah vergisi. Eyvallah. İnanın. Söylüyorum. En iyi oyuncu benim. Bir dakika. Bu hafta sonu videoda helikopter lazım. Amcana söyle de şu helikopteri ayarlasın. Yarım saatlik. Yarım saatlik. Tamam mı? En şaşırtan. En şaşırtan Atakan. Atakan. Kesinlikle. Evet. Ne yaparak şaşırtıyor? Her şeyle şaşırtır bizi. Dünyanın en aşk adamı. En... Bilal. Niye ben ya? Sen çünkü hep kendini de söylüyor. En son zaman şişe kaldın. Açılır açılır. Gözleri gülümün. İçlerinde yeşil çam ağaçları. Ya bu şarkıyı söyleyen adam en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Ferim fidanım feryadım. Ey benim zizi parmak memleket gözüm. Derirtin fidanım feryadım. Söz yazar aynı zamanda. Ey benim zizi parmak memleket gözüm. Aşk adamı. Memleket abi ya. Aşk adamı. Bahattin götürdüm. Memleket gözüm. Evet. Milyonlar düştü şu an abi. Evet, ağzına abi. Sağlık. Evet, ağzına kalbine sağlık. En kıskanç. Ben olabilirim. Ben. Ne konuda abi? İlişkilerde mi? Genel. Ha. Ya ben Fatih ve Atakan arasında gidip geliyorum. Ben de kıskancım ya. Evet. İlişkide Fatih çok kıskanç. Ben çok kıskanç. İnanılmaz Fatih, evet. Kıskanç. Ciddi kıskançım yani. Nasıl? Kıskançlık boyutu ne mesela? Abi çok. Abi kıskançlık boyutun ne? Mesela gidip tanımadığın ama arkadaşım dediği. Benim de tanışmam lazım. Tanışma, tanımadığın biriyle. Benim de tanımam lazım. Akşam ben... yemeği yiyebilir mi mesela? Abi yiyemez. Bir tanışalım biz de. Tanımadın abi. Ama yok, ben bir tanışmam lazım abi. Ondan sonra. Peki tanıştın. Bir kere yaşadığım gördün. Şeyler beni bu kadar kıskanç yaptı ama. Tamam abi, tanıştın, gördün. Heh, ondan sonra olur. Ya bir kere gördün o an falan ama aradan zaman geçti. Konuşmayla ben de orada olurum ama. Ha, illaki. Bak, seviyeyi arttırıyor sürekli. Abi, görüntülü konuşma. Şimdi. Abi tanıştın. Evet. Zaman geçti. Dedi ki ya dedi tanıyorum artık. Ben sevgilim dedi. Ben dedim şey yapacağım. Şu an arkadaşımla görüşeceğim. Can'la görüşeceğim. Evet. Akşam yemeği yiyeceğiz birlikte. Evet. Bana bir şey anlatacakmış, dertliymiş. Evet. Akşam yemeğine gidiyorlar. 7 ile 9 arası. Sana evet. 7 ile 9 arası arar mısın, dürter misin, mesaj atar mısın? Yok, bir iki kere sorarız ya. Bir iki kere derim, ne yapıyorsun aşkım, iyi misin? Dönmedi diyelim, tek tek. WhatsApp'ta iletilmedi, dönmedi. Mobil veri de kapalı. Ben ilk önce konumu biliyorum zaten. Konumu yok, biliyorsun. Abi karnım o kadar aç ki. Ben gideyim bir yemek yiyeyim ya. Gidersin abi. Kıskançlık var o zaman. Abi yani. Neden ama biliyor musun? Bu bilinçaltıyla alakalı. Ben zamanında ciddi bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadım. Çok fazla özgür ruhlu bir adamdım. Yani biz harika ilişkiler yaşadık zaten. Kısıtlandım. Sen de almışsın da orada. Aldım biraz kısıtladım kendimi. Biraz bu bir güvenlik duvarı gibi aslında ama yoksa ben hiçbir kadınla fazla böyle boğacak bir, şekilde yok yani. Bir kadın bir erkeğe nasıl güvenilir soruları çok sorulur da bir erkek bir kadına nasıl güvenebilir sizce? Güvenemez. Onu bilmiyorum. Ben cevabını biliyor musun? Hiçbir insan hiçbir insana güvenmemesi gerekir. Bu sözle ilgili bir erkek bir kadına nasıl güvenebilir? Evet. Sence? Abi bu sorunun cevabını alabilir miyiz? Bir erkek bir kadına nasıl güvenebilir? Abi elini tuttuğunda bir elektriklenme oluyorsa abi güvenmeli. Elektriklenme başka şekilde de olabilir. Yok hayır, şimdi elini tuttun hanımını, tamam. Sevgilinin şudur. Hani bir elektriklenme alıyorsan anladın mı? Hisle açıklayabilir sadece orada diyorsun. Salacaksın ya, güveneceksin. Ama Atakan o konularda biraz daha özgür şey yani. Bir adam. Hani güveniyor yani, direkt güveniyor. Yani herkese güvendiği için.
Yani. Peki ya. Mutsuz musun bu durumdan? Yok. Ben mi? Güven konusunda. Tabii ki de mutluyum. Herkese güvendiğin için. Ben güvenirim abi. Bir kere yanlışı kimse bana yapmaz, kendine yapar. Bu kadar basit. Sarsılmıyor musun abi? Sarsılıyorum bir hafta. Tabii ki de sarsılır insan. Yani üzülür. Acaba niye böyle oldu? Böyle olması için ne sebep vardı? Ne yanlış yaptım? Ne yanlış yaptım? Ama tabii ki de insan kendine yapar, hiç karşıdakine yapmaz. Ama en içinizde de sende var biraz böyle bir bu konularda da aşk adamı dediniz ya hakikaten. Biz bilenin ilişkisini görmedik işi bu zamana kadar. İşi çözmüş. Acı. Ciddi bir ilişkisini ben, görmedik. Ben yani görmedik darbe derken yedim. Bir kez gördük, onda da çok aşık evlenecektik. Olmadı. Bunu daha duygusal anlatsa ya, ağlardık o yüzden anlattım. Yok şöyle. Aşk adamı derken ben duygusal bir insanım ya. Hani evet biraz merhamet, biraz vicdan, çok gaddar olamıyorum. Keşke olsam. Merhametim bana çok kaybettirdi. Aşkın unutulabileceğini hayatta düşünüyor musun? Yani hatırlarım. Unuttum ama hatırlarım. Unutulacak günler. Son sorum bu konuyla ilgili. Telefonun çaldı. Günler var öyle günler. Telefonun çaldı. Yabancı bir numara. Şu an titriyor. Çok da ısrar etti. İzin istedin. Şu an programı böldük. Bak açtın. Efendim bir yayındayım şu anda. Kimle görüşüyorum? O. Tamam daha sorarız diye hiç olmamış gibi mi yaparsın? Kapat! Ben hangi yüz arıyorsun? Olmaz da. Ne hissedersin? Öyle şey yapmazsın da. Yapmaz. Yapmam. Biz anlar mıyız o yoğunluğu abi senden? Alırız. Sen anlamazsın. Ben alırım. Onlar anlar. O zaman dışarıya çaktırmazsın yani. Çaktırırım. Onlara çaktırırım. Başka kimseye çaktıramam. Onlar anlar ama. Anladım. En son en çok bölümü. Sen anlamazsın. Bu işlerden mi anlamamak yoksa öyle mi sen anlamamışsın? Sıra soruya geçelim. En son en çok bölümü. Evet abi. En son en çok istediğin şey neydi? Tek tek gideceğim. En son en çok istediğim şey neydi? Yurt dışı yasaklarının kalkması. Yani gideyim uçabileyim. En son en çok istediğin şey Şu an yani güncel olarak evet, en son evet, en çok evet. Ne istedin? İnanın yemek istiyordum az önce. En son en çok istediğim şey oydu. Başardık. En son buydu yani. Başardım, hallettim. Türkiye'ye dönebilmek. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? 7. koğuştaki mucize lingo lingo şişeler. Efendim abi? En son en çok zaman kazanıyor. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? En son en çok hüzünlendiğim an Brezilya'da şey demişlerdi hani ailemiz size bir şey olursa dönemeyeceğiz. Nasıl olacak o durum diye söylemişlerdi. Orada gerçekten odaya gitmiştim. Bayağı bir duygulanmıştım yani. Çok duygulanmıştım. Brezilya'daki ekibimizden Facundo vardı. Arjantinli kendisi. Evet, evet, biz doğru. Döneceğimiz gün o da bizde geldi. O dönemedi. Türk vatandaşı olmadığı için orada çok ağladık, hüzünlendik evet. Hatta. Yer değiştirdiğini farklıdan başlayalım. En son en çok neye şaşırdın? Atakan'la bir iş anlaşması yapmıştık. Ben aracı olmuştum çünkü çocuk benim yakın arkadaşımdı. Atakan dedi ki ben bu işi yapmak istemiyorum. Aradan bir hafta geçti, Atakan işi yapmış. Ama bu ilk değil, hep şaşırtır. Sen en son en çok neye şaşırdın? Fatih'in bunu burada anlatması. Sen abi en son en çok ben en çok Atakan'ın Fatih'in bunu burada anlatmasına şaşırmasına şaşırdım. Biliyorsun burada anlatırım ben genelde. Beklerim burada anlatırım. Problem değil kardeşim. En son en çok neyi yanlış anladın? Yani hiç şu an gelmedi aklıma ya. Sen abi? En son en çok neyi yanlış anladım? Gerçekten bu zor bir soruymuş ya abi. Biz geliyor yavaş yavaş. Bilal'in aklındaysa Bilal söylesin de. En son en çok neyi yanlış anladım? En son biz son bir video çektik. Bunun montajını bir arkadaşımıza göndereceğimiz söylendi. Ben bunu Atakan söyledi. Bu Serhat yapacak dedi mesela. İsim veriyorum burada. Ben de zannettim ki Serhat'a söylemiş. Yani o ayarlamış. Video çekim bitti. Gün geldi. Hani aranıyor Atakan. Kanka yok söylemedik. Söyleyelim Serhat'a deyince ben dedim hala söylememiş. Ben bunu, hani onu yanlış anlamışım ben. Durumu yanlış anlamışım. Ha, oradan bana bir gönderme yaptı bu arada. Gönderme yapmıyorum. Yanlış anlamışım bunu ben. Sana gönderme yapmıyorum. Anlamalar devam ediyordu. Ben orada senin bu işi hallettiğini düşündüm. Ben son gün hallettim. Ben işte. Bir sürü demek yanlış ki anlaşılıyorum. Yapıyorum. Şu an sana laf çakmıyorum. Ben durumu yanlış anladım. Yo anladım. Kendini açıklama ya. Şu an birbirinizi yanlış anlamış olabilir misiniz? Olabilir. Evet. Yanlış anladım. Herkes birbirini evet, yani. Birbirini ben genel olarak Atakan bizi çok yanlış anlar. Ödüm koptu biliyor musun? Ben, İnan ki ben yanlış bir şey söyleyeceğim. G dedin ya. Ben G dedin yani. Ya orada bir ödüm koptu. Direkt mesela. Ben az önce mesela laf soktum zanneder. Çat hemen düşünür. Hemen. Dışarı çıkarız. Pat vuruyor suratına. Pat bir olduk. Pat 20'lik.
Boşluk doldurmaya geldik. Evet abi, dolduralım. Fill in the blanks de bu bölüme. Plink benim için. Okey. Yerli ve milli olduğumuz için. Evet abi, kesinlikle. Aa, çok iyiydi. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu... Abi çok hazırlıksız yakalıyorsun sen bizi. Güzelmiş. Demiş ama de, güzelmiş. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu... Fatih göründüğü gibi kısa değil. Güzel. Güzel şey. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında biz gerçekten wow paralar kazanmıyoruz. Valla. Ben bunu söylemek istiyorum yani bize böyle... Wow para dediğimiz nedir abi? Abi bizim milyonlarımızın olduğunu düşünüyorlar ama yok benim, valla yok yani. Yani. Yok, ben kredi ödüyorum. Bak yok. Yani... İnsanlar yok. Yok abi keşke olsa ama bizi böyle yani trilyonlar kazanır. Yok yok yok. Enes Batur olabilir. Yok. Biz değil. Çoğu kişi öyle biliyor Enes ama... Enes Batur mu daha çok kazanıyordur, siz mi? Enes Batur o kadar çok kazanmıyor. Evet. Ona da yardımcı olalım. Başlıyor. Ona da yardımcı olalım. Ona da buradan şimdi DM yağmasın. Aynen. Söyledim ya. Tamam. Enes Batur öyle kazanmıyor. Başlıyor abi, tamam ya. Olayı ben aldım, üzerine örtüyorum şimdi çok. Ne dediğini çok şey yapmadan konuşmayalım diye. Şey yapmayalım diye çocuğum. Tam o anda... Nokta nokta olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. Yani bilemedim. Ben Feriğim şarkısını alamamıştım. Bazı sıkıntılar olmuştu. Volkan abi birisiyle yapacaktım. O birisine izin vermemişti. Boşluk bu. Boşluk da dolduruyorum. Şeyde, oraya dolduruyorum. Ha, boşluk orası. Geliyoruz abi. Ama bunu tek kelimeyle yapamam ki. Yok yok. Feriğim şarkısını aldığımda çok heyecanlanmıştım. Aslında alamıyordum. Aldığımda çok heyecanlanmıştım. Düşünün ben... yolda gidiyorduk. Arabamda normalde tütün ve tütün ürünlerini kullandırtmam. Arabada iki tane arkadaşım vardı. Sordular bana. Hani içebilir miyiz? Şerefine dedim ki lan için dedim. Yani neydi abi boşluk? Tam o anda nokta 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 olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım. Çok heyecanlandım orada. Çok heyecan. Tutamadım heyecanımı için dedim. Hayatta benim kırmızı çizgimdir. Tam o anda vergi memurları kapının önünde olmuştu. Heyecanımı tutamamıştım. Hay. Sadece nokta nokta anlarımda huysuz olurum. Açken. Sadece açken huysuz olurum. Şiş. Sadece... İstemediğim bir şey yapılır böyle ve yapılmaya devam eder. Ben bir şey diyemem o anda. Çok huysuz olurum. Çok ben huysuz olurum. Bilmiyorum. Veya benim bir cevabım yok. Onu sen bilemezsin. Bulamadım. Fatih Atakan bilir. Ben bulamadım. Ben soyut sanki... Evet, sen bilemezsin. Fatih Atakan bilir. Bulamadım ben. Yine bulamadım. Seni konuşturamadık challenge'da ya. Nasıl ya? Bayağı konuştum ben. O kadar kitap okuyorsun. Nerede bunlar? Bir daha söyle. Mutluyken bana nokta nokta demek tadımı kaçırır. Trabzonspor yenildi. Aha evet doğru bilen öyle şey. Mutluyken bana... Biterim. Çok sorumsuzsun. Denildiğinde bayağı şey olurum. Bana mutluyken ne denildiğinde benim şeyim kaçar ki ya? Egolusun desem. Evet. Tadın kaçar mı? Mutluyken bana evet o tarz böyle kibirlisin veya mutluluğumu ben bazen kendi tarzımla yansıttığım zamanlar olabilir. Ama tabii Bilal'le Fatih bunu anlıyor, dışarısı anlamıyor. Dışarısı bunu bana... Hayır, dışarısı değil. Ferit ya, örnek ver. Ferit, sen anlamıyorsun. Sen anlamıyorsun. Başından senin beri. Senin bu haberde Bilal'i bayağı bir şey yapman lazım. Anlamazsın ama. Yani evet. Evet, mutluyken bana biri mutluluğumu gölgeleyecek bir şey yapsa mutsuz olurum. Zaten genelde mutluluk gölgelecek bir şey yaparsan mutsuz olursun da mutluluk gölgelecek bir şey ne? Mantıklı bir cevap. O kadar kitap okuyorsun. Çok evde 200 tane kitap var. Nereye gitti bunlar? Peki bu... 203. O ne? Bu bir simge ya. Bu benim için önemli bir simge. Ulan ceketinin markasının simgesi ne? Fatih, evet. Kendini affettirebileceğin bir andasın şu anda. Hı-hı. Anlatır mısın? Kendimi affettirebileceğim bir pişmanım andayım. Mürtet. Mürtet. Ya benim affedilecek bir tarafım var mı? Ben bu zamana kadar yanlış yaptığım herkesten özür diliyorum. Eğer ben çünkü böyle yanlış yaptığım zaman çok kabul eden bir adam değilim. Çok özür dilemeyi çok severim ama böyle içten içe kendimi affettirmek istemem yani. Çünkü hata yaptığımı kabul etmem. Ama şu an böyle bir soru yöneltildiği için bana ben de bu özgüvenle size söylüyorum ki eğer size karşı çok büyük bir hatam olduysa beni affedin. Ben herkesten özür diliyorum. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Çünkü ben ona o sürprizi hediye ederken veya ona o sürprizi alırken düşüncem farklıydı. Hislerim farklıydı. O öyle hissedemediği için anlamadı.
onu nasıl sevdiğini tarif eder misin abi? Çok. Çok sevdim. Yalnız dinledim. Daldım be. Aslında yok ama olursa yani seversem adam gibi severim. Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. 6 yaşındaydım kaybettiğimde. Ve küçük yaştayken televizyonda hep çizgi film izlemek isterdim. Hep. Ama hep yani hiç başka bir şey olsun istemezdim. Ve babam işten gelir hep Trabzonspor'un maçlarını açardı. Benim için çok önemli bu. Ve ben de kapat şu maçı ben sevmiyorum ya diyordum. 5-6 yaş daha 5 yaşındayım, 4 yaşındayım, 5 yaşındayım. İstemiyorum falan, nefret ediyorum futboldan ya. Nefret ediyorum yani hayatta en çok nefret ettiğim şey bu. 95-96 sezonu Trabzonspor son maçta Fenerbahçe şampiyonluğu kaptırmıştı. O sezonun sezon başı, açılışı. Babam beni bu çocuk olmayacak bu şekilde ben bunu hani futbola sevdirmem lazım dedi. Omzuna attı böyle, omuzlarına koydu, maça getirdi. Unutmuyorum, Ağustos başı gibi bir şeydi. Abi biz sana girdim Avni Açer'e o zaman. 30 bin kişi, hayatım ilk defa 5 yaşındayım, 5 buçuk. 30 bin kişi harra hurra bağırıyor. Ama beni böyle öyle bir büyülü ki yani, öyle bir büyülüyor ki. Renkle, iki renk var sadece, başka bir şey yok. Böyle bir tutku, bir heyecan. O yaşta onu hissettim. Gözlerimin içine geldi o ateş. O anda hani bir şeyi nefret edersin, dakikasını seversin ya. Aşık oldum futbola. Yani futbol bu mu dedim yani. Evde çizgi film izlemedim artık. Babam 4 ay sonra vefat etti. Babama en son hatırladığım şey beni Avni Açer'e omuzlarında getirdiği an. Başka bir şey hatırlayamıyorum. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, teşekkür ederim. O yüzden benim için aşk hani o yani Trabzonspor, o Avni Açer ve Trabzonspor sevgisi. Babam onu o kadar seviyormuş ki onu devam ettirmek için bana soruyor da niye bu kadar çok seviyorsun diye Trabzonspor'u. Yani benim bir kadına karşı şu an bir aşkım, sevgim yok ama gerçekten hani anam tabii ki o başka bir şey şimdi yanlış anlama. Onun dışındaki bir metafora aşık olacak. Ben hani Trabzonspor aşkım, sevgim bu yani. Ben hatta Avni Açer'i yıktılar. Kahvaltı yapıyorduk beraber. Ağlıyordu. Böyle gözlerimden yaşlar süzüldü. Tamam evet, böyle evet. Ağlıyorum ben. Bu dedi ki abi ne oldu, niye ağlıyorsun dedi. Siyah beyaz görüntü Avni Açer'i dozerler yıkıyor. Alttan şey Selda Bağcan şey yazıyor. Çalıyor. Ayrılık ayrılık. Yaman ayrılık. Bilal başladı ağlamaya. Ben başladım ağlamaya abi. Yani o yüzden şöyle bir şey ki orası benim artık babam. Yani Trabzonspor babama duyduğum sevgi o yani. Onunla devam ettirdim. Ve benim duyduğum sevgi gerçekten ölümsüz bir sevgi. Peki ölmeyecek. İleride başkan olmak istiyor musun Trabzonspor'a? Hayallerinde var mı? Ya şöyle bir şey. Aslında var ama biz çok gençsin fazla kişi... biz çok fazla bir kesime hitap ettiğimiz için Türkiye'de futbol çok anarşist, yani şey böyle çok anarşist, kelime doğru mu bilmedim ama çok şiddetli yaşanıyor, holiganist yaşanıyor. O yüzden beni seven insanların benim saf ve temiz duygular, Trabzonspor'un üzerinden saf ve temiz duygularımla benden nefret etmelerini istemem. O yüzden o takımı o mertebede temsil edersem onları kaybederim. Onları da kaybetmek istemem ama ben Trabzonspor'umu gene sevmeye devam edeyim ama onları da sevmeye devam edeyim. Kaybetmeyeyim onların sevgisini diye. O yüzden olmak istemem Fatih. Senin sonra da devam ediyor. Valla özellikle Trabzon, ben ilk de bir kulüp taraftarlığı bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ben Galatasaray taraftarıyım ama muhtemelen bu videonun bu kısmını izleyen Trabzonspor'u desteklemeyen birçok taraftarla etkileyecektir. Yani o başka bir seviye yani. Evet, o kelimelerle anlatılmaz. Gidip maçı izleyebilir Bilal. Onu biz iyi biliyoruz. Bunu iyi sempatik biliyordu bir şekilde aslında aktarabiliyor. Evet, o duyguyu karşı tarafa verebiliyor. Arkadaşlar yolunuzda vakit ayırdınız. Buraya kadar geldiniz. Benim en çok böyle heyecanlandığım YouTuber'lar veya sizin dijitalde yaptığınız içeriklerde sizin gibi insanların kendini içerik olarak değil de düşünce dünyasını aktarabilmesi. Evet. Biz bugün bunu çok verebildik aslında. Sizin farklı yönlerinizi de görebildik. Ben çok mutlu oldum. Sağ olun, sayenizde. Estağfurullah, rica ederiz. Çok yanlışımız olduysa veya sürçülisan ettiysek de kusura bakmayın. Rica ederiz. Yanlışımız birinizin... olduysa montajda at. Şakanın sınırı yok dediler. Biz de hani aklımıza geleni yaptık. Genelde toplumdaki o algının kırılmasında sizin gerçekten bir rol model olduğunuzu zaten düşünüyorum. YouTuber'ların işte ne içerik üretiyor bunlar, ne yapıyorlar? Üçünüz de ayrı ayrı pırlanta değeri olan insanlarsınız bence. Eyvallah, sağ ol. Çok mutlu oldum burada olduğum için. Kanala abone olmadıysanız da arkadaşlar artık olun. Yani teşekkür ederiz. Bunu da biz söylemeyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki birlikte burada muhabbet edebildik. Güzel bir şey. Sağ olun. Eyvallah, var olun. Teşekkür ederiz.